değil mi hocam? Şu yok. Efendim. Evet. Önde yok. Bunun bir mecburiyet yok. Mecburiyet yok. Tehlikeli madde yazmasın. Şu zaten tehlikeli madde olduğunu gösteren bir ifade zaten. O zaman turuncu yeterli. Bizim... ADR'ye göre. Aldığın zaman böyle oluyor. Evet. Benzin taşıyacağın zaman bunu koyuyorsun. Bize benzin illa olabilir. Bunun numarası benzin mi, mazot mu? Benzin. Şu an benzin oldu. Şunu benzin. Çıkardığı zaman mazota dönüyor. He. 200 kaçtı altında? Benzinin kodu 202. He. Mazot ve benzin taşıyor. Şimdi çok çok yanıcı madde oldu. Problem abi, sen kendin için uğraş. Ne olur ne olmaz diye. Şoförlerim var. Oğlum da kullanıyor. Şunlar mecbur işte burada. Evet. Sürücünün olması gereken şeyleri değil mi? Evet. Evet. Bunlar dolum tesisinde takacağımız dolu alet mi? İçeride dolum. Dolarken, doldurulurken. Evet, evet. Hmm. Dolumun. Şu ayakkabı bir baksana. Bu ayakkabı ne ya? İş ayakkabısı. Statik şey, İş elektriği. Başlı demir başlık da olacak. Almayan başka ayakkabı belgeler olacak. Demir başlık. Bunun bir şey yok. Otur bir ayrımcılığı yok. Otomatik şanzıman değil mi? Şurası otomatik demir olacak. Demir başlık. Hmm. Anladım. Evet. Yani şunların doluma girdiğimizde gideceğiz. Altyapısının bir şeyi yok yani. Anladım. Yok. Ama belki yani sürtünmeden dolayı kılcımlama önlem. O nerede? O kullanılıyor mu? Rafinelerde. He. Biz öyle bir şey olmasın lazım. Bir dosya olacak ama nerede? O. Hı. Sevk evrakları. De çek evraklarını da incelemiş oluruz. Hem hani siz anlattınız ya. Evet. Yazılı talimat falan. Taşıma evrakı falan var. Şey, taşıma evrakı diyorum. Yazılı talimat. Yazılı talimat. Taşıma evrakı varsa da görürüz ya. O yüzden. Nerede şalter? Sanırım şu. Şunu diyor. Sanırım o. Yok ya, bu kafaya şey yapıyor. Şunu diyor. Şu. O değil ya. O mu? İşte bak, sarı. Şalter mi? Sistemini kapatan. Kesici şalter. Bunlar yangın tüpü mü? Yangın tüpü var, evet. Bu da santrafiş. Dolap dediğimiz bu. Dolap bu. İyi de şimdi hocam, ben şunu anlamadım. Siz dediniz ya, dolabı açtığınız zaman araba çıkarken i̇şte, dedi. Var işte bunda bak. Bunda da var. Kapağın açıldığını nasıl anlıyor bu araba? Araba anlıyor. Bak bunlara bağlıdır belki. He. Ha, bundan anlıyor. Stop. Ama bizimkinde yok. Kutu açıldığında şuradaki mekanizmadan araç gidiyor. Bu İspanyol malı bunun üstü. Yani bu özel yapılmış bu. Bizimki yani, zaten böyle de değil. Yani yerli değil zaten bu. Hı hı. Bizimki böyle de değil zaten. Araç Fransa'da yapılmış. Üstü şey İspanya'da. Ben o şey nerede? Yani bu o zaman değil mi? Topraklama. Topraklama. Tabii. Şu topraklama. Şeyi bu, maşası bu. Bu da fişli olanı. Hı. İki yani ayrı şeyse, topraklama var galiba. Yoksa ben bunu çok kullanmadım. Hatta hiç doluma girmedim. O da herhalde. Topraklama prizi. Yazıyor. Ne yazıyorsun? O topraklama işte. Hı-hı. Soket. Topraklama prizi bu. Priz giriyor buraya. Demek ki prizli olanlar var, maşallah olanlar var. Bu eski sistem. Bu da kullanılmış herhalde. Şeylerden belli oluyor kullanılmış. Şuralarında yıpranma. Aa, burada acil durum butonu. Burada bak. Stopa basınca dolum boşaltım duruyor burada. Şu damlama kovası yeni gitti. Sistemle farklı mı Mustafa abi? Tesiste yapılacaklar, istasyonda yapılacaklar. Ne dedin hocam? Sen sistemde farklı mı senin kullandın? Bir bilen var mı acaba? Değişik geldi. Mustafa abi. Mesela bu içinde var mı yok mu diye en son doluma girmeden içinde kaldı mı diye bakılan vana varmış. O, şu işte. Bunu nasıl bakıyorsun? Bunu açıyorsun bunu. Ya şu an açabiliyoruz mu? İçinde tabii, var mı? Tabii. İşte öyle uygulamayı gösterirseniz. Kolayla altına atıyorsun herhalde. Tamam. Onu mu çekiyoruz, var mı yok mu? Yok, bunu çekiyorsun, altına koyuyorsun, vanayı açıyorsun, akıyorsa doludur, akmıyorsa boştur. Şu an boş. Mesela o damlama... Boş. Anladım, daha gelmiyor. Tabii. Gelmiyorsa boş. Yani buna bir hava basıncı yapma şansın yok. Anladım. Havaya basarsan... Döküm halinde dökülecek. Dökme. Atmosferik tankı. Onun sokma yeri var herhalde. Önce altını oturtur abi. Evet. Hepsi tek cins maddenin şeyleri değil mi? Bu 4 tabi. 4 ürün, 4 göz var bunlar. 1, 2, 3, 4 göz var. İçinde 4 tankı var. Yani 4 tane bölünmüş yeri var. Farklı madde koyabiliyorsun. Tabi benzin ve mazot koyabiliyorsun. Evet. Veyahut da gaz ya. He, anladım. Yani istasyonlarda satılan ürün neyse onu koyabiliyorsun. Dolumu üstten yapıyorsunuz, boşaltımı alttan değil mi? Alttan da var. Alttan da dolum var. O zaman şudur. Tek o farklı gözüküyor. Yok şey yaparsın,
diğer taraflarına da bir gezip. Bunda bu ek santrafişi niye kullanıyorsun? Ek değil abi bu. Yani bu santrafiş. Ya sadece bu var, başka yok. Ne demek yani santrafiş? Santrafiş bunun içindeki malı diğer tankere veyahut da gittin bir şantiyeye ona aferin basmak için. Anladım. İşte bu ek yani şey olarak değil, normal standartlarında yok. Normal standartta ama istediğin zaman yapılıyor. Yani ek olarak ek değil teşhat de. Ek teşhat. Bunda normal araçlara vermek için niye pompa yok? Sıra bizim kullandığımızda normal araçta vermek için de pompa var. Bunda yapılmamış yani bu. O da ek tesisat normalde. O. Şu aracın araçtan araca yakıt vermesi normalde standartlar dahilinde değil. Araçtan araca demiyoruz. Şantiyeye diyoruz. Komple ürünü alıyorsun. Şantiyeyi boşaltıyorsun. Bununla boşaltıyorsun. Yo, bizim normal araçta normal burada bildiğin pompa var. Bir tane cihaz da var. Sayaç. Sayaç. Bu da santrafiş seni burada gördüm. Eğer o santrafiş. İş makinelerde falan da vermeksin. Belgen yoksa. Belgen yoksa onu almadıysan cezası çok ağır onun. Yani tabii. Bir kamyona yolda giden bir kamyon yolda kaldı. Benim asker arkadaşım yandın. Ya o şekilde zaten olmaz. Yandığını resmen yani. Normal bir izinle bir şeyle gider. Tabii. Bazıları onun için dizayn edilmiş mesela. İş makinelerini dağıtmak için yapılanlarda o mutlaka oluyor. Şu da, sadece dolum boşaltım için kullanılıyor. Bisikletlik deniyor. O normal kamyoncular onu bilir. Evet yani diğerleri. Onun gibi ona den geçmedi. Mazot. Yanıcı. Zararlı. Arkasına bakma, bizim Türkiye'de yok. Bunun arkasına bir romort takıp götürebilirsin. Yani şöyle bir romort. Yani dorse değil de bir romort diyelim. Aynı bu. Fenleri bunlar değil mi? Hava burada. Yok 8 değil. ABS, elektrik şeyleri burada. Mili şunun arkasında. Bunun mu? Muhtemelen. Tabii. Ama bu Türkiye'de yok böyle bir araç. Yani romorklu araç yok yani. 10 tekerin peşinde. Evet, burada da 3 numaralı sıvı, yanıcı sıvı. Bu eldivenlerde herhalde. Şeyde o. Bu işlerde kullanılan eldiven. Aynen. İçerideymiş. Aynen. Yani şöyle bir şey var içeride. Varmış yani veyahut da. Buradaki öbür boş dolu şey konuştuğumuz yani. Konuşa sizin bahsettiğini. Evet. Boş evet. Aracın hızını. Belirliyor mu peki? Yani ADR kurallarında bu yok ya. ADR kurallarında yok ben ama bunu trafik soruyormuş. Doluyken bana boş taksam mesela hangisine uyacağım? Yani doluya uyacağım. Vallahi doluysa doluya uyacaksın yani onun başka türlü olmaz. Anladım. Şunların içinde normal dolum boşaltım için şeyler var, borular var. Burada var. Gözlerin tam içinde. Şurada uzayan böyle çıkan borular. Onları çıkartıyorsun, şu şeyleri o ağızlara takıyorsun. Az önce abi çıkarttı tamam. Ya. Tamam. O ağza takıyorsun. Diyelim. Sonra? Sonra onu nereye takıyorsun? İstasyondaki. Aynen, istasyondaki o deliğe depoya takıyorsun. Tamam. Deliğin içine uzatıyorsun. Dolumu nasıl başlatıyorsun? Açıyorsun vanayı. Sadece vana açmayla. Sadece vana açıyorsun. Peki ne kadar aktığını nerede gözüküyor? İstasyonda. Aktığını göremiyorsun. Yok. Miktarı. Ha, miktarı içerideki bilgisayarda görebiliyorsun. He, çünkü deponun tankerinin litre şeyi görünüyor orada. Mesela 53 litre ne, ya da 5000 litre, 6000 litre orada görünüyor. Sen zaten ne kadar yakıt getirdiğini de biliyorsun. Doğru. Deponda doğru, orada doğru. 3000 litre gibi bir yakıt var. Doğru. Görüyorsun, boşaldığın en son 3000 daha üstüne eklendiğinde geliyorsun. Hortumu bir kontrol ediyorsun hala akıyor mu diye. Evet. Hortumdan şu ses gelmesi bitmiş demek. Çıkartıyorsun, sonra kovanın içine atıyorsun işte. Şimdi hocam. Ders tekrarı da olur. Gittik dolum yerine. İlk yapmamız gerekenler vardı. Yok lastiğin altında dubalama yapacaksın. Yok işte o şeyleri kaldıracaksın vesaire. Bunun sıralaması. Gel. Bir tane bilenimiz söylesin ya. Evet abi, gittik dolum tesisine. Takozu aldık. Birer tane demek ki, iki tane var, doğru mu? Tabii iki tane oldu. Durduğun yerde. Tamam. İşin bitene kadar. Ne zaman işin bitti? Tesisatları toparladın, hareket edeceksin, alırsın. Yerine koyarsın, hareket edersin. Tamam, bu şey... Evet. Önce bir evrak işlerim var tabii kapıda. Onları hallettikten sonra. Kendi stop tuşu falan yok değil mi? Fren yaptı. Yok, remote'larda var. Bunlar da yok. Bunlar da var. Var. Bak, ne yok? Şunlar var. Remote'un kendi fren sistemini sağlayan bir şey var mı? Sabitlerde yok da, bu diğer hareketliler var ya çıkarttık. Anladım. Karşıda Vapco yazıyor ya, bak Vapco. Kırmızı frendir, siyah salmadır. Tamam. Havayı kesiyor işte. Onu çektiğin zaman imdat... Onun ayrı imdadı var yani, arabadan gayrı. Bunu ayrıyeten kilitler. Bıraktığında sorun olmasın diye. Kilitledi. Yok, kilitledi bak şu an. Şu an dorsa kilitledi.
bıraktın. Bu imdat. Bu evet. Dorse imdatı. Bunu da bunu çektin. Evet. Saldın ama imdat salmadı. Hı. Yani sıkışma yaptı. Bir sıkışma yaptı. Bununla havalardan. Hava mı gönderiyorsun? Bak. Hava gönderdin. Yani. Havayı saldı şu. İçerideki havayı hava sıkışıyor. Havayı bıraktı şu. Şimdi tekrar geri bastı havayı. O fren sisteminde bir arıza olduğunda onunla arabayı yürütebilirsin. Anladım. Yani bu yardım derdat gibi bir şeyler de var. Evraklar. Belgelerde bakmak isterseniz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü. Tehlikeli madde faaliyet belgesi. Evet, firmanın değil mi? Bak, firmanın, o firmanın. Araçta bulunması gerekenler. Bu izin belgeleri. Hız sınırı otoyollarda 90 olarak niye vermiş? Boş. Aracın kodları. Şeyi, N2, N3'lerde. Sınıf kodu. Bu KB belgesi. Bu olması gerekiyor. Araç, levha ve teçhizat bilgisi. Tamam. 30. Araçta bulunması. Etiketler yani bulunması. Bunlar da vardır zaten evet, araçta. Evet, var. İşte burada takoz. Araçta olması gereken. İkaz yeli, el feneri, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük, kürek, kanalizasyon örtüsü, gaz hariç, toplama kabı. Yangın söndürme cihazı yine orada gördüklerimiz. Bu da mı aynısı? Bu da aynısı galiba. Aynısı. Bu benzin. Mazotu Bu neymiş? Sigorta mı? Muayene mi? Kamyon, tanker, öz mal. Bu da bizim öbür arabaların şeyleri. Ama şey plakalar yok burada. Var mı? Ha, şurada bak. Doğru. Bunlar da bizim diğer arabalar. Bununki bu. Bir daha var. Bir daha var. Bir de şey var. Dorse. Bu da işte o araçların ulaştırmanın sorduğu KB belge. KB belgesi. KB, 4 tane aracımız varmış yani tanker şeklinde. Bu da tehlikeli madde taşıma evrakı. Evet. Tünel kodları var bunun ya. Öyle var mı? Ha, evet. Burada onları da bildiriyor. Tanker olduğu için benzin, olacağız, değil mi? Benzin ve dizel. Evet solcuyuz biz. Evet. Evet. Solda. Evet bu da tanker temizleme belgesi. Buna bir ihtiyacımız olmuştu temizletme. Onun belgesi. 6. ayda mı ne olması lazım bunun da şey faturası. Şeyi. Şunu bir çekeyim. Temizleme belgesi böyle oluyor yani. Evet. Aldığı zaman. Evet temizleme ondan belgesi. Ondan sonra muafiyetli gidiyor. Bu da aynı. Bu da aynı. Yük listesi. Bu da diğer istasyon içinde alınan şey. Fatura fiş. Fiş belge yani. Bu Opet böyle veriyor. Shell nasıl veriyormuş? Bu da Opet. Bu da Opet. Opet. Shell'in belgesi de BFR 38. Eski, he, bu eski aracın eski plakasına her şey bilmem ne. Bu da araç. Ya şöyle yapayım. Bu da TMG'de şey. Evet. Araç dosyası. Bu plakalı araç yine herhalde. Burası satmış. 2010 evet. Araç dosyasının içindekiler. Evet hocam. Trafik sigortası, araç muayene raporu, TMG tarafından eğitim alınan dair yazılı doküman. Bunlar araç olması gereken belgeler mi? Yani herhalde şey soruyor bunu. Güvenlik araç dosyası. Güvenlik. Şey, güvenlik danışmanı hazırlıyor bence. Bunlar da soruyorlar. Alıcı alttan boşaltan ve dolduran gönderen taşımacı. Faaliyet konusu. Alıcı boşaltan dolduran gönderen taşımacı. Hepsini üstlenmiş. Üstlenmişiz. Öyle, bir de KB belgesi. Bu da yine taşıt belgesi. Fotokopileri. Bu da şoförün. Bu TMG'de güvenlik danışmanının oluşturduğu bir dosya. Evet. Bu da yine soruyorlar dosyanız yapıldı mı tabii, diye. Tabii burası zaten bu olması zaten. Şey olur vermiyor burası. Evet. İşte takoz 2 tane uyarı işareti, göz durulama sıvısı, ikaz yeli, el feneri, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük, kürek, kanalizasyon örtüsü. Demek ki bunlar bunu soruyor. Hı. Olması almıyor içeri. Eğitim katılım formu. Güvenlik danışmanı bence bu. Evet. Bu da istasyonla ilgili bir numara herhalde. ADR'ye göre yazılı talimatlar.
bir kaza ve acil durumlarda yapılacak olan uygulamalar. Buydu değil mi hocam? Bizim evet. Slide'da gördüğümüz. Slide'da gördüğümüz. İşte demek bu da oluyor. İşte burada yine tünel. Biz solda D grubundaki. Tünel kodu. Bu da araç inceleme raporu. Bunu demek ki şey bizim danışmanlık şirketi incelemiş. Bu da egzoz ölçümü. Araç levha ve tesisat bilgisi diye bunu da belgelemiş. Tehlikeli madde TMGD diye geçiyor bu. O herhalde şey danışmanın özel. Tabii. İş güvenlikçi gibi. Bir taşıma evrakı yok muydu ya? Onu görseydi değil. Taşıma evrakı. Yani nakli irsaliye gibi. İrsaliyeler onlar taşındıktan sonra sonra şey aynen. Alıyorlar şimdi yük boşaltılırken. Evet. Ona bakarak işte yani evet. Şunun gibi işte yani. Daha şimdi ona dolduracak ya dolduruktan sonra herhalde size tabii, verecekler tabii, onu. Tabii tabii. Dolmadan hazırlayalım. Bak mesela evet. Şurada mesela bu araç mesela bizim için Opet'ten doldurmuş. Evet. Yani Shell'e değil de Opet'e gitmiş. Ürün teslim işte şunun gibi. Benzin şey. Almış mesela 3190 litre 16 bin litrede motorin almış. Tarihi, plakası, şoförü. Hangi gözlerde bak bir de şimdi gözler var burada. 1, 2, 3. Yani. Şurada bak. Göz numaraları. Evet. İki de benzin varmış. Biri üç ve dört de motor. Mazot varmış. Diğerlerini de yani ürünü 3-4 tane tank var. Hı-hı. Hangisi müsaitse ona boşaltmak için bu bilgilere ihtiyaç var. Evet. Bu diğer aracı ne yapacağız? Göreceğiz mi onu da? Diğer araç doğrusu. Ha, bunun aynısı. Ha, bunun aynısı. Ha. Yani şey önü daha gelmedi. Önü daha gelmedi bizim. Daha buranın aynısı yani. Bunu bakalım. Tank plakart. Burada FL yazıyor gördüğünüz gibi. Taşıt kimlik belgesi. Ne? O metal plaka vardı sizde var mı? Neresinde o? Sınavı? Metal plak oluyor ya, taşıt kimliği bunda var mesela. Taşıt kimliği vardır. Bunda olmayan olur mu ya bu? Ne tarafta İsmail yani? Yol. Vardır da ne tarafta işte? Öbür tarafta mı? Öbür tarafta. Anahtarı getir istersen. Tamam. Yatakta mı? Aha. Aynen. Evet. Kendinin değil mi? Ed Blue'yla. Tabii Ed Blue. Mazot tabii. Kendine. Bu arabayı böyle görüp de böyle hayat devam ediyor diye.